Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Hey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider, bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 15 Şubat 2019 Cuma, Ulusal Kanal'da, Ulusal Radyo'da, Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında, televizyon gazetesine başladık. Efendim birinci bölüm ben biraz solo yapacağım. İkinci bölümde çok değerli emekli büyükelçi ve siyaset adamı Onur Öğmen'le birlikte olacağız. Çünkü dış gündem oldukça yoğun. Neden yoğun? İşte Soçi'de Astana toplantısı var. BBC'nin kimyasal saldırı görüntülerini mizansen olduğu itirafı var ki Onur Öğmen'in bir propaganda silahı olarak basın diye bir kitabı var. Tam da onun konusu. Avrupa'da işte Varşova'da toplanan İran karşıtı bir konferans var, kongre var. Orada İran çatlağı meydana gelmiş. İran'la ilgili bazı ülkeler şerh koymuşlar. O konuyu konuşmak lazım kendisiyle. Ha biz ne yapabiliriz? Biz şöyle yapabiliriz. Bir üstünden geçebiliriz. İkincisi mesela Kaşıkçı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2018 raporunda yer alan bir bölüm var. Dehşet verici bir şey ya, tandır kuyusunda yakıldı falan anlamına gelen sözler söylüyorlar. CHP'nin ortağı HDP PKK ile tehdit etti. Dün biraz değinmiştik. Hatta Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'ı da telefon konuğu yapmıştık. O konu, hani bu bir eski HDP milletvekilinin PKK ile Perinçe'yi, Erdoğan'ı ve Devlet Bahçeli'yi tehdit etmesi konusu var. Bugün daha geniş yer almış gazetelerde, ona bakabiliriz. Viyana, daha doğrusu Avusturya, efendim şimdi geldi haber, Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranı %12.3 oldu. Yani arttı işsizlik. İyi, güzel, şahane. Avusturya'nın ilginç bir kararı var. İşte siyasi bir takım simgelerin kullanılmasını yasaklamış. Bunların arasında Bozkurt işareti de varmış. Böyle yapamayacaksınız artık Avusturya'da. Kafanızı kırarlar vallahi. Bu Avusturyalılar var ya, Viyanalılar. İlaç sektörü hasta oldu diye bir haber görüyoruz. Gaffar Yakıncan'ın çok ilginç bir yazısı var. Bu Aydın üzerine yazıyor. Sözde Aydın, yarım Aydın, gerçek Aydın ve işbirlikçilik konusuna değinmiş. Ona da bakacağız. Şöyle bir İdlib meselesinin üstünden geçelim. Dünkü Soçi toplantısının üstünden geçelim. Hafifçe bir bakalım ne var ne yok diye. Ondan sonra diğer haberlerimize bakalım. Ne yapalım? Volkan, girelim artık. Tamam, hadi. Evet, Aydınlık İdlib'i manşetten vermiş, diğerleri de manşetten vermiş de bazı bakış farklılıkları var. O farklılıklara hafif değinelim. Önce İdlib çözülecek, sonra Fırat'ın doğusu Aydınlık'ın manşeti. Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla Suriye konulu üçlü zirve düzenlendi. Zirvede İdlib'deki krizin önceliği vurgulanırken liderler Fırat'ın doğusundaki terör tehdidi konusunda mutabık kaldı ama ilginç bir tarafı var işin. Diğer iki lider, yani Putin ve Ruhani, Tayyip Erdoğan'a Şam'ı işaret etmiş. Cumhuriyet'te bunu veriyor. Cumhuriyet'te diyor ki aynı konuda. Cumhuriyet ne diyor Deniz? Evet. Cumhuriyet diyor ki Türkiye'ye Şam'ı adres gösterdiler. Suriye'de siyasi çözümü sağlamak amacıyla Soçi'de buluşan Erdoğan, Putin ve Ruhani terör gruplarına karşı mücadele mesajı verdi ancak İdlib ve Fırat'ın doğusuna dönük yaklaşım farklılıkları bir kez daha su yüzüne çıktı. İdlib'de teröristlerin varlığına tahammül gösteremeyiz diyen Putin ile Ruhani, Fırat'ın doğusu için Ankara'ya Şam'a adres gösterdi. Ruhani'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için Kürtlerin zarar görmemesi vurgusu dikkat çekmiş. Vallahi ben tam böyle olduğunu zannetmiyorum. Cumhuriyet'in yaklaşımı tam doğru olduğunu zannetmiyorum. Neden? Çünkü Yeni Şafak'ta Tayyip Erdoğan zirve değerlendirmesi var. Diyor ki çözüme en yakın noktadayız. Suriye'deki en önemli aktörler Türkiye, Rusya ve İran.
Soçi'de kalıcı çözümü görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 garantör ülke olarak siyasi çözüm yolunda ciddi mesafeler aldıklarını söylerken siyasi çözüm umutları hiç bu kadar filizlenmemişti dedi. Erdoğan ile birlikte Putin ve Ruhani de ABD'nin Suriye'den çekilmesini istedi. Yani Cumhuriyet aralarında önemli ayrılıklar var. İşte şöyledir böyledir diyor ama bizzat Tayyip Erdoğan'ın ağzından böyle bir ayrılık, böyle bir farklılık duymuyoruz. Başka Hürriyet mesela 7. sayfasında 17 maddeden bahsediyor. Hemen ona da bir bakalım. Hürriyet'in 17. sayfası. Üçlü zirve, denizi geçmişken derede boğulmayız diye bir başlık var önce. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Türkiye, Rusya ve İran liderleri ilk kez Soçi'de bir araya geldi. Suriye konulu üçlü zirve sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, Batı ve Körfez ülkelerine sitem ederken Suriye krizine siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti. Deniz geçmişken şimdi derede boğulamayız dedi. Yani bundan ne anlayacağız? Bundan da şunu anlayacağız. Aramızda bazı görüş farklılıkları olsa bile onları aşarız ve bu işi bitiririz diyor. Efendim 17 maddelik ortak bir bildiri imzalanmış. Bildiriden öne çıkan maddeler şöyleymiş. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumu ayrıntılı şekilde incelemişler. Heyet Tahrir Şam terör örgütünün bölge üzerindeki kontrolünü artırma girişimlerini reddederek bundan duydukları ciddi kaygıyı ifade etmişlerdir. Tamam, bir şey yapacaklar demek ki o konuyla ilgili. Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu ele almışlar ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterirken bu bölgenin güvenlik, asayiş ve istikrarının temini için mevcut anlaşmalar uyarınca da dahil olmak üzere faaliyetlerinde eş güdüm yapmak hususunda mutabık kalmıştır. Ne yapacaksak üçümüz yapalım diyorlar. Buradan da bunu anladım. Anayasa Komitesi'nin oluşumunda mutabakat sağlanması ve 3 garantörün çalışmaları temelinde komitenin usul kurallarına ilişkin olarak geliştirilecek tavsiyeler de dahil olmak üzere Anayasa Komitesi'nin en kısa sürede kurulmasını hızlandırmaya yönelik kararlılıklarını teyit etmişler. Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye'de ikamet ettikleri asıl yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşleri için gerekli şartların oluşturulması ihtiyacının altını çizmişler. Suriye meselesine ilaveten son dönemde dünyada yaşanan gelişmelerle farklı alanlarda yürüttükleri işbirliğini ele almışlar ve aralarındaki ortak ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirme kararı almışlardır. Yani Suriye meselesinin dışında işte dünyada yaşanan gelişmeler, mesela atıyorum Amerikan ambargosu, mesela işte Türk akımı, mesela S-400'ler, mesela İran'a uygulanan ambargoya karşı ticari işbirliğinin artık bence gayet olumlu bir manzara çiziyor okuduğumuz şeyler. Burada şimdi mültecilerle ilgili bir şey söylüyor ya, o konuda ilginç bir şey vardı. Ben onu almış mıyım gündemime? Bir dakika bakayım. Bariyerler kalksın. Yeni Şafak 1. sayfa. Şimdi burada mültecilerin bir an önce geriye dönüşünden bahsediliyor ama Yeni Şafak'ın sür manşetinde şöyle bir şey var. Mültecileri istedikleri ülkeye gidebilirler. Bariyerler kalksın. Türkiye ile 2016'da imzaladığı mülteci mutabakatına uymayan Avrupa Birliği Suriye'deki güvenli bölge tezine de karşı çıkıyor. Ankara bu nedenle Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin önündeki bariyerleri kaldırmayı ve kapıları açmayı tartışıyor. Allah! Demek ki ortalık karışacak. Çarşı karışacak. Böylece Avrupa Birliği mülteci gerçeğini hissederken denizdeki riskler azalacak. Bu konuda avukat İbrahim Ergin kimdir bilmem ama yani bunlar manşete çıkarttığına göre demek ki kendi mahallelerinde önemli bir adam. Avukat İbrahim Ergin demiş ki devlet Suriyeliler için doğuda kapıları nasıl açtıysa çıkmaları için artık batıdaki kapıları da açmalı. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Uğur Yıldırım demiş ki sınır kapılarının mültecilere açılması konuşulabilir. Türkiye üzerinden insanlar istedikleri bölgelere gidebilmeli. Allah! Vallahi çarşı karışır. Vallahi. Avrupa Birliği uzmanı Can Baydaroğlu demiş ki güvenli bölge konusunda verilen sözler tutulmazsa Türkiye önceden olduğu gibi mülteci anlaşmasının iptalini gündeme getirmekte kalmaz, uygulamaya da geçer. Geçer mi? Geçer. Söylentisi yetmiş bunun. Öyle diyor Yeni Şafak. Şanlıurfa'da Suriye Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği'nin Avrupa'ya göçmen göndereceği söylentisi kısa sürede yayıldı. Sabahın erken saatlerinde binlerce Suriyeli dernek önünde toplandı. Derneğin bu sadece dedikodu açıklamasına rağmen kalabalık dağılmayınca
polis müdahale etmek zorunda kaldı diyor. Yani bu bir sağlam bir sopa. Ama az buz değil, bayağı sağlam bir sopa. Nasıl bir sopa? Barack Obama'nın beyzbol sopasından daha kalın. Hani bizim kendi aramızda şöyle deriz. Kazma sapı bilin mi sen kazma sapı? Kazma sapı gibi bir sopa. Yani çok da etkili olur bence. Çok da etkili olur. Efendim başka ne var? Şöyle bir üstünden geçebileceğimiz. BBC kimyasal saldırı görüntülerini mizansendir diye bir itirafta bulunmuş. Bunu hocaya soracağız. Onur Öğmen'e soracağız. Ama önce biraz övünelim. Değil mi? Bakın kardeşler, bu BBC'nin kimyasal saldırı görüntüleri mizansendir demesinin hiçbir önemi yok. Biz onun mizansen olduğunu yıllar önce söyledik. Hem de günlerce söyledik, aylarca söyledik. Neredeyse her gün söyledik, her fırsatta söyledik. Görüntülerini izlettik. Beyaz baretlilerin kimler olduğunu anlattık. Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye Özgürlük Komitesi miydi, ne halt idiyse onların kim olduğunu anlattık. Beyaz baretlilerin İngiliz M16 istihbarat kuruluşu tarafından kurulduğunu, Hollanda tarafından, şunun bunun tarafından, Amerika tarafından beslendiğini anlattık. Şimdi BBC kalkmış kimyasal saldırı görüntüleri mizansendi diyor. BBC yapımcısı Riyam Dalati, Suriye'nin Duma kentindeki kimyasal silahla yapıldığı iddia edilen saldırının ardından gösterilen hastane görüntülerinin mizansen olduğunu söyledi. Suriye ordusu tarafından geçen yıl 8 Nisan'da Duma'da kimyasal saldırı düzenlediği iddia edilmiş. Ardından ABD, İngiltere ve Fransa Şam'ın pek çok noktasını bombalamıştı. Koalisyon saldırısına Türkiye'den de destek gelirken görüntülerin sahte olduğu ortaya çıktı. BBC Suriye yapımcısı Riyam Dalati saldırıyla ilgili her şey maksimum etki için düzmeceydi itirafında bulundu. Maksimum etki nedir? Suriye'yi yerle bir etmektir. Bunun mizansenlerini hazırladılar. Ama bu sadece geçen yıl 8 Nisan'da yapılmadı. Şu 2011'den beri defalarca yapıldı ve her defasında kulaklarından tuttuk. Türk milletine teşhir ettik bunları. Evet, iddia ediyorum televizyon gazetesi yaptı bunu. Israrcı olduk. Ama Türk basını, şerefli Türk basını gittiler BBC'ye, Reuters'a, Ajans France Presse'e, beyaz baretlilerin bilgilerine, Suriye İnsan Hakları Komitesi'nin bilgilerine rağbet etti. Olsun. Onlar ne derse desin. Ulusal kanal işin doğrusunu anlatır. Bakın, bir video yayınladık o zaman. Daha o arkadaşların haberi yoktu ondan. Bir video yayınladık değil mi Deniz? Hadi Deniz'ciğim. Hadi güzel. Verelim o videoyu. BBC Suriye yapımcısı Riyam Dalati, Suriye'nin Duma kentindeki hastane görüntülerinin kurgu olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Dalati, 6 ay süren araştırmalardan sonra Duma hastanesindeki sahnenin mizansen olduğunu hiçbir şüphe olmadan kanıtlayabilirim. Hastanede ölüm meydana gelmedi dedi. Suriye ordusunun ülkede kontrolü sağlamaya başladığı andan itibaren Batı merkezli psikolojik savaş merkezleri sık sık yalan video ve haberlerle dünya kamuoyunu kandırmaya çalıştı. Beyaz baretlilerin yer aldığı videoların ardından Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri hava harekatı düzenlemekle tehdit etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dalati'nin çıkışını farklı bir şekilde değerlendirdi. Zaharova, beyaz baretlilerin doğrudan rol aldığı bu çekimlerin kurmacı olduğunu kendi araştırmaları sonucunda doğrulayan BBC yapımcısının açıklamalarını bu saçma tiyatronun zirve noktası olarak kabul edebiliriz dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dalati'nin açıklamasının ardından BBC'nin resmi görüşünde duymak istediklerini söyledi. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi de Suriye güçlerinin muhaliflere kimyasal saldırı yapıldığı iddiaları ardından bu videoları incelemişti. Duma'da hastanede çekildiği iddia edilen görüntüler ve fotoğraflarla ilgili yalanları izleyici ve okurlarıyla paylaşmıştı. Evet, haber bu. Ama haber bu değil sadece. Bakın, ta Irak'ın işgalinden önce Batı basınında başlayan
petrole bulanmış Karabatak fotoğraflarından başlar bu hikaye. Ama onun da öncesi vardır. Vietnam'dan başlar, Şili'den başlar. Ben size hep söylüyorum. Gazetecilik sadece bir meslek değildir. Aynı zamanda dünya üzerinde yürütülen ideolojik kavganın bir tarafıdır. Tarafsız basın. Tarafsız basın diye bir şey yoktur. Güvenilir basın. İngiltere'nin güvenilir haber kaynağı BBC. Neresi güvenilir? Güvenilir olan burada ulusal kanaldır. Suriye'de muhabiri vardır. Şam'da muhabiri vardır. Bir işte Sovyet, Rusya'da adamı vardır. Vardır yani. Doğru bilgiyi kendisi alır. Onların yalanlarına kanmaz. Onların yalanlarına güvenmez. Bakın zaten bu itiraf olayında kamuoyuna Mehmet Perinçek dün açıkladığı, attığı bir tweetle. İlk defa ondan haberdar olduk. Değil mi? Bizim 1000 tane gözümüz, 1000 tane kulağımız var. 1000 tane elimiz, 1000 tane ayağımız var. Siz gelin ulusal kanala, televizyon gazetesine güvenin. O anlı şanlı BBC'ler, bilmem neler, zartlar, zurtlar, sonu Turk'la biten bir takım haber kanalları. Bunlar hikayedir. Bunlar tetikçidir. Denizciğim yavrum, nerede Mehmet Perinçek'in şeyi? Ha bu şey mi? Tamam tamam, bununla gidelim. Bakın beyaz baretliler kimmiş şimdi? Bir de sivillere ağır bombardıman başlığıyla bu haber verilirse inanmamak neredeyse imkansız. Şimdi de kameralar o dumanların yükseldiği noktada. Görüntüde bir makine var. Yoğun bir duman çıkartıyor. Suriye'deki teröristler Halep'te siviller katlediliyor başlığını işte böyle attırıyor. Teröristler bu makinayla duman yayarak sivil yerleşim yerleri ve hastaneler bombalanıyor propagandası yapıyor. Bu fotoğrafta Halep'te ailesi katledilen bir kız başlığıyla servis edildi. Sadece bu haliyle bile gerçek gibi. Ancak bir de bu görüntüleri izleyin. Oysa o fotoğraf işte bu videodan alındı. Şarkıcının adı Hiba Tavaji. 2014 yılında çektiği klipte böyle bir görüntü kullanmış. Ne diyorduk? Onlara güvenmeyin. İşte yalanları izlediniz. Ama bize güvenin. Bu bir talep değil. Bakın bize güvenin. Ne olur bize güvenin. Hayır. Bize güvenin. Bir takım yanlışlara sapmamak için, kafanızda bir takım yanlış şeyler oluşmaması için bize güvenin. Bakın Mehmet Perinçek genç bir akademisyen. BBC'nin Suriye'deki yapımcısı geçen sene Şam'ın Duma'ya kimyasal silah saldırısı düzenlediği iddiasını gerçek dışı ve yayınladıkları görüntülerin mizansen olduğunu itiraf etti diye ilk Mehmet bildirdi. Dün akşam. Neden bize güvenin? Biz ceplerimizdeki diplomaları mor binlikler haline getirebilirdik. Yazlıklar, kışlıklar, lüks arabalar haline getirebilirdik. Bütün arkadaşlarım için söylüyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan'dan Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz'e kadar. Benden Çaycı Hatun'a kadar. Harun'dan işte Volkan Gadiş'e kadar. Hepimiz bu piyasanın en iyi işlerini yapabilecek insanlarız. Ama oralardaki yalan dolanı gördüğümüz için, oralardaki uşaklığı gördüğümüz için ulusal kanalda toplandık. Doğruyu anlatma aşkına. Ve biz onların bize vereceği mor binlikler, yeşil dolarlar yerine ulusal gönüllülerin katkılarıyla çocuklarımıza ekmek götürmeyi, bir takım milli iş adamlarımızın verdikleri şu kadar şu kadar da olsa reklamla çocuklarımıza ekmek götürmeyi tercih ediyoruz. Yeter ki size karşı başımız öne eğilmesin. Yeter ki sizlerin gözlerinizin içine böyle dimdik bakabilelim. Anlaştık. Yalan yok. Onlar yalan söylüyor. Evet. Şimdi bu Kaşıkçı meselesini ne zamandan beri ele almıyoruz. En son aklımda kalan Kaşıkçı'nın cesedinin konsolosluk konutunda aranmasından önce Doğu Perinçek'in
çıkış yolu programında verdiği bir bilgiydi. Kaşıkçı'nın cesedi kuyuda dedi. Valla kuyuda olduğu çıktı da ceset yine yok. Niye? Zerresi kalmayacak kadar yakılmış olduğu iddiası var. Ya da daha doğrusu emniyet kayıtları böyle olduğunu bize düşündürtecek şeyler yazmış. Ne yazmış? Demiş ki tandırda mı yakıldı diye başlıkla vermişler haberi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin çarpıcı bir rapor yayınladı. Başkonsolosluk konutunda doğal gaz ve odunla ateşlenebilen bir tandır bulunduğu belirtilen raporda çifte ateş ile ısı değeri 1000 dereceye kadar yükseltilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmayacağına vurgu yapıldı. İnfaz timinin konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş ettiği ortaya çıktı. Şimdi bu konu Kaşıkçı'nın öldürülmesinin tamamıyla ve çok iyi bir planlamayla gerçekleştirildiğini ortaya koyar. Bahçede 3 tane kuyu var. Birisi tandır olarak kullanılıyor. Bunu Suudi Arabistan'dan gelecek ekip biliyor. Bildiği için cesedin burada ortadan kaldırılması düşünülüyor. Bir restorandan pişmemiş et sipariş ediliyor. Soran olursa etleri pişirdik baba daha ne yapalım diyecekler. Ama adamı zerresini bırakmamışlar. Vahşet bu. Ama netice itibariyle yine Doğu Bey'in söylediği, Doğu Perinçek'in söylediği doğru çıkıyor. Kuyuda diyor. Kuyudaymış. Yok etmişler. Lan bu ne vahşet ya? Ha? Şeyde daha mı ayrıntılı vardır Deniz? Bu Türkiye gazetesinde biraz daha ayrıntı var galiba, evet. Kaşıkçı'yı tandırda yaktı da emniyetin raporunda Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi katillerle ilgili korkunç detaylar yer alıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2018 faaliyet raporunda MİT'in yardımıyla ulaşılan gizli detayları açıkladı. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda iki su kuyusu, bir de tandır var. Isısı 1000 dereceye kadar yükseltilen tandırda yakılan şeyden geriye DNA'nın zerresi bile kalmıyor. İnfaz timi Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş etmiş. Bu da tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı sorusunu akıllara getiriyor. İnfaz timi binaya girişte bavulları kolay taşıyor, çıkışta ise zorlanırken görülüyor. Cinayet günü Kaşıkçı'yı konsolosluk önünde bekleyen görevli infaz timini nişanlısı bekliyor diye uyarsaydı Hatice Cengiz de infaz edilebilirdi. Kadın orada bekliyor ama görevli içeridekilere ya burada onu bekleyen biri var dememiş. Deseydi ne olacaktı? İçeridekiler büyük ihtimalle Hatice Hanım gelin Cemal Bey sizi çağırıyor diyecekti. Onu da halledeceklerdi, bitecekti. Ama bakın ben mesela şimdi şeyi düşündüm. Bu tandır et pişirmek için 1000 dereceye ihtiyaç yok. Değil mi? Adamı yakmak için o 1000 dereceye kadar yükseltilen mekanizmayı bu plan çerçevesinde kurmuş olabilirler. O zaman ne konsolos, ne konsolos çalışanları hepsinin bu olaydan sorumlu olarak hakkında yakalama kararı çıkartmak lazım. Baya baya planlı bir iş çünkü. Bir ara vereceğiz, devam edeceğiz. Biz söyledik, yapmayın dedik, etmeyin dedik. Oy kaybedersiniz, dile düşersiniz, yanlıştır. PKK'nın siyasi uzantısıdır dedik. Dinlemediler, yaptılar. Yine söylüyoruz, yapmayın, etmeyin. Ama dile düşüyorsunuz. Oy kaybına neden oluyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi. HDP ile yan yana gelmeyin dedik. Bakın dün bir parça anlattık size. Star ve Güneş nasıl vermiş haberi? Şimdi gördünüz mü? CHP'nin ortağı HDP PKK ile tehdit etti diye vermiş Star mesela. Nerede Star? Eski HDP milletvekili Nadir Yıldırım partisinin bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu itiraf ederek tehditler savurdu. Savcılık soruşturma başlattı.
Daha önce terörist cenazesine katılan Nadir Yıldırım bu kez devleti ve milleti terör örgütüyle tehdit etti. Twitter'dan açıklama yapan HDP'li vekil, hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var, PKK nicelerini bitirdi, sizi de bitirecek dedi. Alçak tehdide tepki yağdı. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, terörün tam göbeğinde duruyorlar. Eğer Avrupa'da olsaydı bu parti 10 defa kapanırdı dedi. Şimdi bunu da ben garipsedim yani. Dur haberi, okumayı bitireyim de. MHP milletvekili Nurullah Sazak ise Şer İttifakı'nın örtülü ortağı terör yüzünü saklayamamıştır diye konuştu. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan diyor ki terörün tam göbeğinde duruyorlar. Eğer Avrupa'da olsaydı bu parti 10 defa kapanırdı. Peki be Bülent Bey, siz iktidar partisi değil misiniz? İktidar partisisiniz. Adalet Bakanı kimden? Sizden. Adalet Bakanı'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, yani Anayasa Mahkemesi'ne bu parti kapatılsın diye başvuru hakkı var mı? Var. Kullandınız mı? Kullanmadınız. Ne konuşuyorsun? Git Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına de ki, ya kardeşim böyle bir parti mi olur? Terörün tam göbeğinde duruyorlar. Kapatın bunu. Mahkeme kararını verir. Kapatacaksa kapatır. Yapmıyorsunuz. Ondan sonra da Avrupa'da olsa 10 kere kapanırdı. Şey nasıl görmüş? Bak daha beteri var. Güneş nasıl görmüş? Güneş. Sizi de topalınızı da reisinizi de hav hav yapanınızı da. Ya Güneş de diyor ki arkadaşları kudurdu. Bak Kemal Bey'in fotoğrafını koymuşlar. CHP İYİ Parti İttifakı'nın ortağı HDP, Kılıçdaroğlu ve Akşener'den aldığı cesaretle iyice azıttı. HDP'li eski vekil Nadir Yıldırım devleti PKK ile tehdit ederken Diyarbakır milletvekili Saliha Aydeniz polisi ısırdı. İşte PKK nicelerini bitirdi, sıranızı bekleyin sizi de bitirecek ifadelerini kullandı. Van'da bebek katili Apo'ya özgürlük talebiyle yürüyüş yapmak isteyen HDP Diyarbakır milletvekili Salih Aydeniz, kanunsuz eyleme engel olmaya çalışan polisi ısırarak hastaneye gitti. Kadın polisi ısırmış. Bu olay üzerine tehdit daha da ileri götüren Yıldırım, yakında dişlerimizi gırtlağınıza geçireceğiz demiş. Bak, ortaklarınız bunlar. Size söyledik, yapmayın, etmeyin. Gelin, Vatan Partisi ile ittifak yapın. Doğru dürüst bir ittifak yapın. Gittiniz HDP dediniz. Niye? HDP ile ittifak yap dedi herhalde birileri. Ne oldu? Daha seçime 2,5 ay var. Canınızı okuyacaklar. Bak ben söylemiş olayım. Ha ben de geri durmayacağım. Onu da açık seçik ifade edeyim. Biraz önce BBC'nin mizansen yalanından bahsettik ya. Türk basında bunlara uyuyor dedik ya. Türk basını hakikaten bu yalanlara hem alet oluyor hem kendisi de yalan söylüyor. Ya da bazı şeylerde de eksik söylüyor ama o da yalana girer. Niye diyeceksiniz? Şundan. Bakınız. Kars'ta belediye başkanlığı yapmış daha önce. Kars'ı Kars yapmış. Kars'ta efsane olmuş biri var. O yeniden aday Vatan Partisi'nden. Sadece Aydınlık'ta haberi var. Diyor ki değirmenin suyu Kars'a akacak. Ne güzel bir laf. Rantçılara vermeyeceğiz diyor, halka vereceğiz. Değil mi? Kaynakları rant için değil, halk için kullanacağız. Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncer Mutluer, seçildiğinde belediyelerin asli görevleri olan işleri müteahhitler aracılığıyla değil, kendi ekibiyle yapacaklarını söyledi. Mutluer, 24 maddede özetlediği programını açıkladı. İşte söylemiş, etmiş. Güzel. Vaatler de güzel. Ya bir gazete şaşırıp, bir televizyon şaşırıp bunun bir haberini yapmaz mı ya? Yapmıyor. Bu kadar değil. Şimdi size 3 tane fotoğraf göstereceğiz. Deniz gösterecek 3 tane fotoğraf. Bu kişiler kim diye bakacağız. Biri Mustafa İlker Yücel. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vatan Partisi'nden. Biri Külin Öygür, profesör. Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Biri Rıfat Mutlu, İzmir'in belediye başkan adayı. Sizin merkez medya dediğiniz televizyonlarda ya da gazetelerde bunların haberlerini gördünüz mü hiç? Bakın bugün mesela en kötüsünü söyleyeyim. Cumhuriyet'te gördünüz mü?
Sözcü'de gördünüz mü? Hani Atatürkçü, Millici falan diyebildiğimiz yayın organları değil mi? İstanbul'da iki tane aday. CHP'nin adayı, AKP'nin adayı. Ya üçüncü aday var. Üstelik feleğin çemberinden geçmiş insanlar bunlar. Kendilerini defalarca kanıtlamışlar. İlker Yücel, Türkiye'de Korku İmparatorluğu'nun yıkılmasında başrol oyuncularından biridir. Jean Premier. Ha, genç, daha ne istiyorsunuz? Çalışkan, namuslu. Ama yok. Yok, o merkez medya dediğiniz gazeteler, televizyonlar İlker Yücel'i görmüyor. Sanki iki tane aday var. Tülin Uygur. Ankara'da kaç tane aday var? Üçüncüyü görmüyor işte. Belki birinci aday bu. Neden Tülin Hanım birinci aday? Öbürlerine bakın. Bir tanesinin bütün geçmişi Ankara'nın neredeyse bir kasabasının belediye başkanlığını yapmak. Öbürü hakkında bir sürü söylenti olan eski Kayseri Belediye Başkanı. Tülin Hanım koskoca profesör. Hangisinin liyakatı daha yüksek? Rıfat Bey, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış. Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığı yapmış. Kamuda çalışmış. Hayatı hizmetle geçmiş. Hangisinde liyakat daha fazla? Kim var karşısında? CHP'nin adayı mı, HDP'nin adayı mı belli değil. Tunç Soyer var. AKP'nin adayı kim oradan? Nihat Zeybekçi değil mi? Denizli'deyken içkiyi yasaklıyor. İzmir adayı olunca üzüm bağlarında geziyor, şarabı övüyor. Bunları mı seçeceksiniz? Ama medya vermiyor bunları. Ben de inadına vereceğim. İnadına her gün daha fazla vereceğim. Mesela Kars'taki aday Tuncer Mutluer. Kazanacak kardeşim. Bütün Karslılara söylüyorum. Tuncer Bey kazanacak. Niye mi? Ya 37 yıldır ben bu işlerin içindeyim. Siyaseti de izlerim, seçimleri de izlerim. Kazanacak adam her halinden bellidir. Vallahi kazan... Bir şey yazdı orada ama göremedim. Şey... Rıfat Mutlu demedim mi ben? Ne dedim? Rıfat Mutlu... He? Rıfat. Rıfat, Rıfat. Bir nokta için mi şimdi beni ezdin burada yani Deniz? Bir noktayı söylemedim diye mi ezdin? Peki tamam. Yanlış yanlıştır Rıfat Mutlu diye düzeltelim. Hakikaten ama kazanacak adam her halinden bellidir. Yani... Genel bir değerlendirme yapamam ama Kars'taki üzerine iddialı konuşuyorum. Kars adayı üzerine. Şimdi başka bir sürü şey var. Vaktimiz ne kadar var? Fazla yok galiba. Ve o zaman daha önce size Aydınlık Gazetesi'nde Gaffar Yakınca'nın aydınlarla ilgili yazılarını okumuştum. Çok önemli, değerli tespitler vardı. Yarım aydın, ondan sonra ne aydındı? Bu sefer aydınlar, gerçek aydın ve işbirlikçilik diye bir yazı yazmış. Öyleyse biz de seriyi tamamlayalım. O yazıyı da okuyalım. Bu bölümü galiba böyle bitireceğiz. Şöyle diyor. Entelektüel ya da aydın kavramının tanımını yapmaya kalktığımızda birbirine taban tabana zıt olmasa da pek çok farklı yaklaşıma rastlarsınız. Ne yazık ki bizde en çok rastlanan tanımlar çoktan eskimiş ve gerçekte karşılığı bulunmayan ideolojik bir çerçeveye otururlar. Aydın daha baştan olumlu bir sıfat olarak algılandığından olacak, tanımlarımızda öncelikle onun tarafı ile ilgilidir. Solcularımız aydın muhaliftir, aydın işçi sınıfından yanıdır derken sağcılarımız aydını Allah'a ya da devlete bağlılıkla tanımlar. Her ikisini de ve benzer başka yaklaşımları da kavrama giydirilmiş ideolojik giysiler olarak kabul edebiliriz. Oysa aydının tanımını böylesine ideolojik bir çerçeve ile yaparsak, sorunun kendisini açıkça tarif edemeyiz. Örneğin, işbirlikçi aydın diye bir tanıma ulaşamayız. Çünkü aydın olma durumunu idealize eden böylesi yaklaşımlar, işbirlikçiden aydın olmaz diyerek, işbirlikçi ile aydın sıfatının yan yana gelmesine dahi izin vermemektedir. E aydın kimdir? Bakalım.
Dolayısıyla Aydın'ın açık ve objektif bir tanımına ihtiyaç duyuyoruz. Denilebilir ki Aydın en geniş anlamı ile eleştirel düşünceyi kullanarak ham bilgiyi yaşamsal bilgiye, yani hakikate çeviren kimsedir. Bu kısaca düşünce üretimi dediğimiz süreçtir ve Aydın daha önceki yazılarımızda değindiğimiz sözde Aydın ve yarım Aydın'dan farklı olarak düşünceyi taklit ya da tatbik eden değil, bizzat üreten kişidir. Düşünce üretim sürecinin sahibi olan Aydın mutlaka bilgili olmak zorundadır çünkü bu sürecin ham maddesi bilgidir. Ancak bilgili olmak yetmez. Bilgiyi işlemek için eleştirel düşünce ve akılcılık, yani rasyonalite gerekmektedir. Eleştirel düşünce olguların nesnel analizi yolu ile bir yargıya varmayı ifade eder. Rasyonalite ise daha çok bir tutarlılığa denk düşmektedir. Aydın'dan akla uygun ve birbiriyle tutarlı görüşler üretmesi beklenir. Modern felsefenin bilimsel, akılcı ve eleştirel tutarlılık diye tanımladığı bu özellik, İslam felsefesinde istikamet şuuru, Çin felsefesinde li kavramı olarak karşımıza çıkar. Sonuçta hangi açıdan bakarsak bakalım, Aydın'ın bilgili olmasının yanında tutarlı bir bilgiyi üretmesi de gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında sayıları pek az da olsa Türkiye'de Aydın entelektüel kişilerin varlığından söz edilebilir. Hatta denilebilir ki Türk toplumu bu konuda dünyanın genelinden daha geride değildir. Yukarıda çizdiğimiz objektif tanıma esas alacak olursak siyasi çizgi itibariyle her görüşten aydınlarımızın olduğunu söyleyebiliriz. Marksist, Kemalist, İslamcı, Türkçü, Sosyal Demokrat, Liberal ve hatta Batıcı kamplardan isimler sayabiliriz. Liberalizm, Batıcılık ve Sosyal Demokrasi emperyalizmi kategorik olarak karşılarına almazlar. Çoğunlukla anti-emperyalizmi gereksiz bir korkunun sonucu olarak görürler. Hatta daha ileri gidip emperyalizmin faydalı bir şey olduğunu söyleyen ekoller bile mevcuttur. Dolayısıyla bu görüşlere mensup aydınların kompradorlaşması çok daha kolaydır. Çünkü liberal, batıcı kampta yer almak zaten bilgi üretiminizin tutarlı biçimde oraya hizmet etmesi sonucunu doğurur. Bu sizin aydın vasfınızı elinizden almaz ama sizi işbirlikçi haline getirir. Diğer gruplara gelecek olursak, sanılanın aksine bu insanların emperyalizm ile kurdukları ilişkiler ile siyasi görüşleri arasında doğrudan bir ilişki bulunmaz. Örneğin Marksizm, Kemalizm, Türkçülük gibi görüşler özünde anti-emperyalisttir. Ancak bu Marksist bir aydının emperyalizmin aparatı haline gelmeyeceğinin garantisi değildir. Emperyalizm, uluslara karşı savaşında her görüşten beyinlere ihtiyaç duyar, devşirme mekanizmaları da buna göre kurulmuştur. Bir Marksistin, bir İslamcının, bir Türkçü ya da bir Kemalistin emperyalizmin hizmetine girmesi bir liberalin girmesinden çok daha kıymetlidir. Çünkü böylesi isimlerin görüşleri yerlilerin direnci üzerinde çok daha yıkıcı etkiler yapar. O halde aydını tanımlarken mutlak bir özellik olmayan kişiye mahsus bir başka boyuttan, sorumluluktan söz edebiliriz. Kastımız aydının içinden çıktığı topluma ve onun üzerinden tüm insanlığa karşı duyduğu sorumluluktur. Her entelektüel düşünce üretimini bu sorumluluk düzeyine, tipine göre yapar. Halkına, ulusuna, insana yabancılaşan, ona karşı sorumluluk hissetmeyen aydın, neye karşı sorumluluk hissederse hissetsin, Batı'nın uşağı olmaya, bilinçli ya da bilinçsiz kullanılmaya müsaittir. Anarşist ve liberal aydınlarda çok sık görülen sadece gerçeğe bağlı olma hali de aslında böylesi bir riske işaret eder. Dünya üzerinde bunca şiddetli altüst oluşlar yaşanırken düşüncenin çıpası olarak henüz ulaşılamamış müphem bir olguyu seçmek, yani sadece gerçeği seçmek, akıntıya kapılıp gitmenize ya da hiç tahmin etmediğiniz limanlara demir atmanıza yol açar. Evet, söylediği bu. Ve değerli okuyucular diyor, 7 haftadır biraz sıkıcı olmak pahasına entelektüel emperyalizm ve komprador entelektüeller konusunun teorik çerçevesini çizmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren daha güncel ve canlı vakalarla devam edeceğiz demiş. Ama iyi oldu. Yani gerçekten üstünde tartışılan bir kavram, aydın kavramı. Aydın ne, yara aydın ne, işte işbirlikçi aydın ne falan, bu konuların tartışılması gerekiyordu. Gaffar Yakıncı'ya
Ben kendi adıma teşekkür ederim. Efendim bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Onur Öğmen'le devam edeceğiz. Evet, televizyon gazetesi devam ediyor. Bir açıklama yapmak durumundayım herhalde, değil mi? Niye? Çünkü cuma günleri bu saatte hep çok değerli, çok sevdiğim Uğur Civelek'le birlikte ekonomi konuşuyorduk. Uğur Civelek beni terk etti, gitti. Artık gelmeyecekmiş. Oturayım ağlayayım ben. Bir kere garanti reytingti ya. Ondan değildi arkadaşlar. Uğur Hoca buraya sizleri aydınlatmak için bedelsiz geliyor. Ta karşıdan o kadar yol tepiyor. Bir de çarşamba akşamları geliyor. Yani zor olmaya başladı hoca için. O zaman dedik şöyle yapalım. Çarşamba akşamki programı biraz uzatalım. Buraya ikinci defa gelmesin. Kendisi de bu yönde düşünüyordu. Bu yönde talebi vardı. Bundan sonra cuma günleri Uğur Hoca ile olamayacağız. Çarşamba akşamları daha uzun süre birlikte olacaksınız. Bunu söyleyeyim. Ya beni bir nokta için ezdiler ya. Önce Deniz ezdi, Volkan ezdi. Rıfat değil, Rıfat abi diye. İyi tamam dedik, düzelttik. Ondan sonra Kıymet abla ezdi. Kıymet ablayı bilir misiniz siz? Balıkesir'de yaşar. Acayip böyle dikkatli izler. Çocuğum dedi, tamam anladık. Anlattın. İzmir adayını Rıfat Mutlu'ya ama doktor olduğunu söylemedin dedi. Bir daha yıkıldık. Efendim Rıfat Mutlu doktormuş. Bunu da açık seçik ifade... Bu da Turgut Özal gibi oldu. Bunu da açık seçik ifade edeyim. Şimdi geldik programın asıl bölümüne. Neden? Çünkü değerli emekli büyükelçimiz ve siyaset adamı Onur Öğmen'le konuşacağız. O zaman da meseleleri iyice açacağız demektir. Biz hocayla ne konuşacağız? Valla Soçi Astana toplantısını konuşacağız diye çağırdık ama şimdi belki de çalışmadığı yerdendir diyeceğim. Yoo adam konunun uzmanı. Hoca konunun uzmanı. Niye? Bir propaganda silahı olarak basın diye kitabı var. Yani onunla konuşmayacağız, kimi konuşacağız? Hocam dün BBC'nin Suriye muhabiri hani dedi geçen sene dedi bir kimyasal silah saldırısı hikayesi vardı ya dedi. Hani ondan sonra Amerika Suriye'de bir sürü yeri vurdu ya. Dedik. O yalan mı dedi. O görüntüler mizansendi dedi. La nasıl olur o kadar insan gitti. Amerika tuttu, vurdu bir sürü yeri. Vallahi dedi mizansendi. Suriye ordusu tarafından geçen yıl 8 Nisan'da Duma'daki kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilmiş. Ardından ABD, İngiltere ve Fransa Şam'ı pek çok noktasından bombalamıştı. Koalisyon saldırısına Türkiye'den de destek gelirken görüntülerin sahte olduğu ortaya çıktı. BBC Suriye yapımcısı Riyam Dalati, saldırıyla ilgili her şey maksimum etki için düzmeceydi itirafında bulundu. Şimdi biliyorsunuz orada beyaz baretliler vardı. Bunlar yapıyordu genellikle. Yalan haberleri de Reuters, BBC, AFP duyuruyordu. Bir de işte Londra merkezli bir insan hakları komitesi vardı. Onlardan kaynaklanıyordu. Burada dilimde tüy bitti. Videolarını gösterdim. Bu beyaz baretlileri İngiliz M16 kurdu. Hollanda destekliyor. Bilmem kim para veriyor diye. Bizim şerefli Türk basının hiçbirine kulak asmadı, onlara inandı. Şimdi ben göbek atayım mı sizce? Evet, uygun mu? Bunun cevabını siz verdiniz. Benim kitabımın başlığı bir propaganda silahı olarak basın idi. Evet. Bunları anlatıyoruz. Dünyada buna benzer neler olmuş şimdiye kadar? İşte bugün neler oluyor? O yüzden bunu sizinle konuşmak istiyorum. Fakat sizden başka bizim muhteber basınımızda bu kitaptan bahseden oldu mu? İşlerine gelmez ki. Bilemem. Bahseden oldu mu? Yani basının böyle ihtiyaca göre kullanılan bir araç haline getirilmesi en çok basına zarar verir. Basının itibarına zarar verir. Bu ilk defa olmuyor. Suriye'de de ilk defa olmuyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Belki siz de hatırlamayacaksınız. Carla Del Ponte diye bir Birleşmiş Milletler'in temsilcisi vardı. Suriye'de gözlemcilerinden biri. İsviçreli savcı, çok etkili bir hanım. Dedi ki yani hep böyle Suriye'ye bu tip ithamlarda bulunuluyor kimyasal silah kullandığına dair. Bizim elimizde belgeler var dedi muhaliflerin de kimyasal silah kullandığına dair. Ve bu konuda doktor raporları var filan. Birçok bilgi verdi. Hemen üstünü örttüler.
Yani sanki bu hiç söylenmemiş, hiç konuşulmamış gibi bir durum yarattılar. Halbuki yani bu aslında son derece önemli ve üzerinde durulması gereken bir şeydi. Şimdi Suriye ile ilgili olarak da gerçekler nedir? Suçlamalar nelerdir? Aslı nedir işin? Bunlar bir medya karartması arkasında gizleniyor. Şöyle ve şey gerçekleri bir türlü, yani yalnız bu kimyasal silah konusunda değil. Yani birçok açıdan Suriye'nin gerçekleri tam anlaşılamıyor, bilinemiyor. Bu sadece Suriye için geçerli değil hocam, siz de söylediniz. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Savaşın psikolojik tarafını medya yürütüyor. Yani tabii savaşın psikolojik tarafını yürüten çok makam var, çok kuruluş var. Dünyada medyayı kullanıyorlar. Medyayı kullanıyorlar. Yani bu kamuoyu oluşturmada bunun adına haberleri seçmek diyorlar. Haber seçmek. Yani dünyada 10 tane çok önemli olay oluyor. Bunlar içinden 3 tanesini seçeceksiniz. Hangi 3'ünü seçeceksiniz? Sizin menfaatinize en çok hizmet edecek 3'ünü ve sizin istediğiniz gibi bunu yansıtacaksınız kamuoyuna. Gelişmeleri sizin istediğiniz gibi yansıtacaksınız. Ve böylelikle kamuoyu oluşturuyor. Bugün şimdi artık uluslararası ilişkilerde kamuoyu oluşturmak önemli unsurlardan biri haline geldi. Yani eskiden olduğu gibi sadece silah soruyla biz her işi hallederiz, halk ne derse desin filan noktasında değil. Artık dünya o noktaya geldi ki bu iletişim araçlarının yaygınlaşması sonucunda halkların desteğine ihtiyacınız var. Nasıl yapacaksınız bunu? Bunu yönlendirerek yapacaksınız. Nasıl yönlendireceksiniz? Basını bir araç gibi, bir propaganda silah olarak kullanacaksınız. Ben yani reklam yapmak gibi olmasın ama genç gazeteciler öbürlerinden vazgeçtik, onlar bilirler diyelim ama genç gazetecilerin bir okuması lazım bizim kitabı. Bizim kitap değil yalnız. Buna benzer başka kitaplar var. Mesela bir Udo Ulfkotte diye bir Alman gazetecisi vardı. Bizim kitapta da bahsediyoruz. Bu adam bir kitap yazdı. Başlığı satın alınmış gazeteciler. Ha şu Almanya'da yayınlanan meşhur kitap. Ya meşhur kitap. Şimdi onun da üstü örtüldü. Adam tuhaftır. Yani çok ciddi suçlamalarda bulundu. Hocam ben... Devlet makamlarının nasıl böyle basına baskı yaptıklarını, satın aldıklarını gazetecilerin bunları anlattı. Kendisi dahil. Ondan sonra adam geçen sene Ocak ayında evinde ölü bulundu. 56 yaşındaydı. Gençmiş de yani. Ama işte kalp krizinden demek öldü ki ben falan dediler. Çünkü 1995'te ben Türkiye'de medyanın ekonomi politiği kitabının yazarıyım. 95'te yazdım. Gazeteciler Cemiyeti çok uzun bir aradan sonra ilk defa bir kitaba gazetecilik ödülü verdi. Ama Cumhuriyet bile yayınlamadı orada yazılanları. Değil mi? Yani çok ilginç. Çok bakın ilginç. Mesela aklıma hemen şey geliyor. Irak işgalinden önce petrole bulanmış Karabatak görüntüsü. Değil mi? Yani çok uzun bir zamandır sistemli bir biçimde yürütülen bir şey bu. Psikolojik savaş, bir propaganda. Ama iç siyasette de olan şeyler bunlar. Doğu Perinçek, ben Radyo Barış'taydım Bakırköy'de buraya gelmeden önce. 8 yıl radyoculuk yaptım. Doğu Perinçek bir partinin genel başkanı. Başkalarını çağırdığımız gibi onu da çağırıyorduk. O da geliyordu. Bir zırhlı arabayla geliyordu. Fakat reklam arası falan verdiğimizde aşağıya bakardım ben. Araba çalışıyor. Bir gün merak ettim. Doğu Bey niye çalışıyor bu araba dedim. Durdurursak bir daha çalıştırması zor oldu o dedi. Şimdi bir devlet büyüğünün arabasıymış. Atılmış bir kenara. Bunlar da çok ucuza almışlar. Zırhlı araba olduğu için güvenli gereği. Fakat araba şey neredeyse hurda. Hocam Ergenekon operasyonu yapıldı. Doğu Bey'i içeri attılar. Bu araba gazetelerin manşetlerine çıktı. Süper lüks korumalı araba bilmem ne diye. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? 10 bin lira etmez. Ama işte algı yaratmak, bir psikolojik savaş aracı olarak kullanmak öyle şeylere yol açıyor ki. Ben bir gazeteci olarak bazen utanıyorum. Yakacağım bu basın kartını diyorum. Bilmiyorum. Evet, yani basından şikayet etmek doğru değil tabii. Şimdi basının da sorunlarını dinleseniz onlara hak verirsiniz. Ne kadar büyük baskı altında çalışıyorlar. Hocam biz de baskı altındayız Allah'ınızı severseniz. Bakın 8 sene, burada 12. senem, 8 senede 8 defa basıldı burası. Yalnız kim baskı altında, hangisini bastılar? Yalnız şurası muhakkak, yani basının her yaptığını ve her yapmadığını baskılara bağlamak da doğru değil. İşte onu söylüyorum yani baskıların ben. Baskıların en kötüsü basının kendi kendine baskı yapmasıdır.
Yani basının yapabileceği en büyük kötülük hem kendisine hem topluma, kendisine sansür uygulamasıdır. Onun için haber değeri olan önemli olayları görmezlikten gelirseniz veya haber değeri olmayan şeyleri ön plana çıkarırsanız o sizin değerinizi azaltır, itibarınızı düşürür ve topluma da yapmanız gereken hizmeti yapamazsınız. Yani eğer basın gerçekten görevini tam olarak yapsa toplumun niteliği, yapısı, siyasi gelişmeler hepsi etkilenir. Bu böyleydi bizim öğrencilik sıralarımızda. O şeyden 27 Mayıs'tan önceki dönemde müthiş bir baskı vardı basına karşı. Müthiş. Yani ama o kadar büyük bir direnci vardı ki basının sansürlenen bütün şeylerin, yazıların sütunları boş çıkardı. CHP milletvekilleri Ulus Gazetesi'nin idarehanesine giderlerdi. Çünkü gazete çıkar çıkmaz polis el koyacak. Kapıdan arabalarına yükleyip onlara dokunamıyorlar. Gidip kendi memleketlerinde, kendi bölgelerinde gazeteleri dağıtırlardı. Türkiye'de böyle bir bilinç vardı. CHP milletvekilleri bakın neler yapılıyormuş CHP milletvekili yani olarak. O zamanlar basın gerçekten çok müthiş bir kuvvetti Türkiye'de. Şimdi maalesef görüyoruz ki meşhur kurbağa misalindeki gibi iyice adaleler gevşemiş. İnsanlar fazla ses çıkaramaz hale gelmişler. Ve tabii çok mücadele edenler var. Hepsini böyle olumsuz bir şekilde nitelendirmemiz mümkün değil. Çok kahramanca yazanlar, hapse girmeyi göze alanlar, bütün onlara saygımız var tabii. Ama bir bütün olarak baktığımız zaman, yani basın gerçekten bir bütün olarak baktığımız zaman çok özlemini duyduğumuz, övünç duyduğumuz bir dönemden geçmiyor maalesef. Ben size bir örnek anlatayım. Bakın tamam, ben şimdi, daha bugün değildi, 2002 seçimlerinden önce dışlarında görev yapıyorduk. Yani öyle gazeteciler vardı ki her Allah'ın günü, her gün ama saat 8'de telefon eder. İşte ne var ne yok, ne oluyor, bilmem ne, görüş alır falan. Öyle gazeteciler vardı ki yurt dışında görevli, kendi gazetesinin adımı, orada bir basın toplantısına girmeden önce telefon edip acaba ne sorsak diye görüş isterlerdi değil bizden değil mi? Çünkü biliyorlar ki biz orada kimsenin adamı değiliz ve Türkiye'nin menfaatini savunuyoruz ve aklımızın erdiği kadar da gazetecilere yardımcı olmak istiyoruz. Evet. Siyasete girdik, ertesi gün fişi çektiler aynı arkadaşlar. Ya inanamazsınız. Bir günde ya ben siyasetteki bir şey yapmamışım, ağzımı açmamışım daha. Hemen şeyleri kestiler. Bağlantıları ne olur ne olmaz. Yani CHP'nin ne hale geleceği belli diye veya bizim politikamızın iktidar tarafından benimsenmediği aşikar. Ve böyle bir havaya girdiler. Bugün yani ağzınıza gelen, ağzınızda kuş tutsanız, bazı gazetelerimiz var ki, büyük gazetelerimiz bunlar, tırnak içinde. Ağzınızda kuş tutsanız bir cümlenizi yazmazlar biliyor musunuz? Bir cümlenizi, herhangi bir konuda. Deseniz ki havalar soğudu bugün, işte iklim değişikliği şöyle oldu deseniz, bunun bir haber değeri yok. Yani ne deseniz değeri yok. Çok önemli bir bilgi verseniz dış politikada hiçbir kıymeti yok. Bir satırla yer alamazsınız. Alamazsın. Öyle televizyonlar vardı ki, günde iki de manda. Sorduğunuz için anlatıyorum ben bunları konuşmaya gelmedim. Yok ben ama bu ama çok yani önemli. Bu çok önemli bunu. Şimdi bakın öyle televizyonlar vardır ki haftada iki defa, üç defa. Bazen günde iki defa mülakat yaparlardı bile. Hatta siyaset girdikten sonra da onlar. Ne oldu şimdi? Ötleri kopuyor bizim bir cümlemizi yayınlayacaklardı. Herhangi bir konuda. Biz burada yani ülkeye hizmet etmekten başka ne gibi bir hedefimiz olabilir? Ne gibi bir beklentimiz olabilir? Ne gibi bir amacımız olabilir? Vallahi Türkiye'nin bakın, yani Türkiye'nin... O konunun tanığıyım ben. Siz öyle işte biraz önce Uğur Civelek'ten bahsettim. O öyle hiçbir bedel beklemeden, hiçbir karşılık beklemeden ne zaman çağırsak geliyorsunuz. Vallahi nasıl teşekkür estağfurullah yani bunu bir görev yani. Sayıyoruz. Yani bir toplumu bilgilendirmeyi ve görüşlerimizi anlatmayı bir görev sayıyoruz değil mi? Fakat bakıyorsunuz yani bazı insanlar böyle öcü görmüş gibi kaçıyorlar sizin görüşlerinizi yaymaktan, yayınlamaktan. Yani en böyle güvendiğiniz gazetelere bakın. En güven, ben yani ismini vermiyorum ama en güvendiğimiz çocukluğumuzdan beri okuyan gazete. Şimdi sizinle konuştuğumuz konular lütfediyorsunuz, davet ediyorsunuz, sorular soruyorsunuz. Ya bir kere insan, bir kere bir konuda bir şey sormaz mı? BBC soruyor, İspanyol televizyonu soruyor. Alman televizyonu soruyor, bilmem kim soruyor. Fakat bizim en önemli, bizim en bağlı olduğumuz, çocukluğumuzdan beri bağlı olduğumuz gazeteden bir gün bir kişi telefon edip ya bu konu nedir, ne düşünüyorsunuz demiyor kardeşim. Bu ne demek oluyor?
Yani bizim görüşümüzün hiç kıymeti yoksa BBC niye arıyor? O zaman ben salağım. Estağfurullah, siz niye arıyorsunuz? Başka gazeteciler Halk TV'den şuradan buradan arıyor da yani bu değerli gazetelerimizden bir kişi bir soru sormaz mı? Ya acaba, kimsenin aklına gelmez mi? Yoksa her şeyi bildiği için yapıyorlarsa ben bundan çok memnun olurum. Çünkü benim böyle aman kendimi göstereyim de üç cümlem çıksın diyecek halim çoktan gerilerde kaldı. Böyle bir derdim yok benim. Fakat şunu söyleyeyim örnek olarak yani merak edenler için. Ben Almanya'da görev yaptığım sırada büyükelçi olarak 52 defa televizyona çıkmışım. Alman televizyonuna. Düşünebiliyor musunuz? Yani benim böyle bir derdim yok. Kendimi tanıtma, kabul ettirme derdim yok. Ama yani ne bir hizmet sürede, yapmamıza... Ne kadar süre değil? 5 yıl görev yaptım kaç? Orada. 5 yıl. Almanya'da. Düşünebiliyor musunuz? Yani en çok çıkan diplomat bendim Alman televizyonlarına. Fakat bu önemli değil. Yani ben kendimden bahsetmekten nefret ederim. Hiç de bahsetmem. Sormasanız ve bizim kitaptan bahsetmeseniz gene söylemeyecektim. Ama o kitabı yani. Okumak lazım. Ben o kitabı okumak lazım. O kitabı okumak gerektiğini sizden başka kaç kişi söyledi biliyor musunuz basında? Kaç? Sıfır. Onlar kitaptan ne anlıyor o zaman? Buyurun, şimdi bunu nasıl izah edeceğiz? Biz basınla ilgili bir basının iç dünyasıyla, dünyadaki gelişmeleriyle ilgili sıkıntılarıyla, baskılarla falan ilgili kitap yazıyoruz. Kitap yani bir gazeteci bir satır yazmaz mı? Yani kitap tabii bir sıfır demeyeyim. Yani haksızlık etmeyin. Bir iki dostum olan gazeteci birkaç satır yazdı ama yani düşünür müsün onun içindeki bilgileri herkes bildiği için yazmıyorlarsa zaten bunu biliyoruz. Diyorlarsa zaten mesele yok o zaman. Ben boşuna yazmışım. Ama bilmiyorlarsa bırakın insanlar öğrensin bazı şeyleri. Yani hayretler içinde kaldı. Öbür kitaplardan farklı basın olunca tüyleri diken diken oluyor. Çünkü basının sıkıntılarını, sorunlarını ve basının nasıl kullanıldığını anlatıyoruz. Hocam şu rezaleti nasıl açıklayabilirsiniz? Yani kimyasal saldırı görüntüleri mizansen diye iyi de bir ülkeyi yıktınız be. Yıktınız, nasıl açıklayabiliriz işte kitapta açıklıyoruz merak eden. Tabii, merak eden merak eden okusun o zaman şaşırmazlar. Basın. Ve şuna kani olurlar yani bugünkü gelişmeleri dünya basını yansıtırken ne kadar doğru acaba? Ne kadar da ben size bir şey söylesem şaşıracaksınız. Bugün dünyaya İnsan hakları dersi veren büyük Amerikan gazeteleri var biliyor musunuz? En büyüğünü düşünün. Amerika'nın Orta Doğu'ya yaptığı bu müdahaleler, darbeler, Şili olanlar, başka Orta Amerika ülkelerinde olanlar filan 12 Amerika'nın 12 müdahalesi var bu bölgeye. 12. Bu 12 müdahalenin 10'unu o söylediğim büyük gazete açıkça desteklemiş biliyor musunuz? Bugün Trump'a efendim kafa tutan Trump'a baş kaldıran CNN International açın bakın Venezuela politikasını nasıl destekliyor. Her gün Venezuela'dan röportajlar. Yani Venezuela dünyanın en kötü ülkesi bundan daha kötüsü olamaz. Niye? Amerikan hükümetinin politikası öyle. Hani siz karşıydınız Trump'a. Ama dış politika olunca ülkenin kendileri açısından menfaati orada söz konusu olunca bir anda bakıyorsunuz ki bambaşka insanlar olmuşlar. 12 askeri müdahalenin onunu destekliyor Amerika'nın en büyük gazetesi. Evet. Düşünün siz gerisini siz hesap edin. Ondan sonra bunlara şaşıyoruz. Biz niye şaşıyorsunuz? Ben bunlara niye şaşacaksınız? Şaşılacak tarafı yok. Öğreniyorlar. Ben senelerdir anlatıyorum. Bence bu bunun işi. Haber değeri bile yok. Çünkü günlük politika bu. Yani o gün basını nasıl yönlendireceğiz? Bir takım insanların görevi bu. Evet. O gün yani Türkiye konusunda mesela Türkiye'yi hasım haline getireceksiniz. Hemen basında bakıyorsunuz muazzam bir kampanya Amerikan basınında. Yani Türkiye niye kötüdür? Niçin her yaptığı yanlıştır? Niçin artık dostumuz değildir? Niçin stratejik müttefikimiz değildir? Türkiye'ye karşı hangi tedbirleri almalıyız? Kıbrıs'a asker mi çıkartsak? Yok bilmem ne mi yapsak? Bunları yazıyorlar. Niye? Çünkü Türkiye Amerika'nın efendim işte bu PYD politikasını benimsememiş. Değil mi? Oradaki terörle işbirliği yapmasına tepki göster. Sen misin bunu yapan? Biz de seni boy hedefi yaparız. Yaylım ateş. Şeytanlaştırıyorlar. Yaylım ateş. Evet. Onun için yani bakarsanız insanlar biraz dünyada bunun farkında ve dünyada hangi kurumlara en çok itibar edilir, güvenilir sıralamaları çıkıyor, listeleri. Görüyorsunuz ki basın en altlarda. Başka ülkelerde de öyle. En altlarda. Acaba kullanılıyor çünkü. Anladım. Acaba fazla mı zaman ayırdık ama kafamda bir soru, son soru olarak sormazsam bu konuda rahat edemeyeceğim. Marx bundan 200 sene kadar önce demiş ki basının tek şansı endüstri olmamasıdır. Ama artık endüstri. Artık endüstri.
endüstri olunca da endüstrinin, kapitalist sistemin bütün pisliklerini o da içinde barındırıyor. Sizin sözünü ettiğiniz 60 öncesi basın endüstri değildi. Ama 90 sonrası basın endüstri. Bankalarla ilişkileri var, sanayi kuruluşlarıyla ilişkileri var, kredi ilişkileri var. Biliyor musunuz, basın biraz insaflı olsaydı Marx Marx olmayacaktı. Çünkü Marx gazeteci. İngiltere'de çalıştığı gazetede maaşına bir türlü zam yapmıyorlar. Onun üzerine çıkıyor, ayrılıyor gazeteden. Yoksa bir gazeteci olarak hayatını geçirecekti. Yani doğru dürüst bir hayat yaşayabilseydi. Yani o da meslektaşımızmış. Şimdi hocam, biz size asıl Soçi... Benim bildiğim, yani yanlış biliyorsam düzeltirsiniz. Doğru. Soçi ile ilgili şey yaptık. Bilginize başvurmak istedik. Ama bunu da mutlaka konuşmak istedim tabii. Hı. Şimdi Soçi ile ilgili bugün basında haberler çıktı. Cumhuriyet Gazetesi işte aralarında görüş farklılıkları ortaya çıktı falan diyor. Onun tam aksine Tayyip Erdoğan, çözüme en yakın noktadayız. Çözüm şimdiye kadar hiç böyle filizlenmemişti açıklaması yaptı ki öyle bir fikir farklılığı yok aramızda demeye getiriyor. Aydınlık Gazetesi önce İdlib sonra Fırat'ın doğusu halledilecek diyor. İdlib konusunda bir farklılık varmış Cumhuriyet'e göre. Ama siz gözlediniz, haberleri incelediniz. Nedir Soçi'deki durum, toplantıdaki o üçlü zirvedeki durum? Yani, ne anladınız bir kere bu Astana sürecinin devam etmesi, Soçi zirve toplantılarının yapılması bence olumludur. İlgili ülkeler, bölge ülkeleri, Türkiye, Rusya, İran arasında bir diyalogun olması, işbirliği yapılması yararlıdır. Zaman zaman başarılı sonuçlar da alıyorlar, işte İdlib'de ateşkesin sağlanması gibi. Fakat bu demek değildir ki bu üç ülke işin esasında mutabıklar. Yani bizim şunu görmemiz lazım, bunların sağladığı olumlu sonuçlar olduğu zaman bundan memnun olacaksınız. Ama şu intibaha kapılmayacaksınız ki bu üç ülke tek başına Suriye meselesini halledebilir. Pek o kadar değil. Pek o kadar değil. Yani çünkü bir kere temelde aralarında görüş ayrılıkları var. Rusya ve İran açıkça Esad rejimini destekliyor. Ve Esad'ın her halde kazanç çıkmasını istiyorlar bu işten. Türkiye ise Esad'ı başından beri baş hedef olarak kabul etti. Şimdi yavaş yavaş belki çok alt düzeyde temaslar yürütmeye başladılar ama belki sonunda gördü ki yani Suriye ile temas etmeden bu iş olmayacak. Bunları devirerek de bir çözüm ihtimali ufukta gözükmüyor. O zaman en iyisi şey yapalım. Dünyada da bizden başka devirmeye kalkan yok Esad'ın. Evet, biraz yani alt düzeyde konuşalım falan ama gene de Suriye ile Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran arasında özel ilişki mi mutabakat yok. İki, Türkiye'nin oradaki esas mesajı ne? PYD bir terör örgütüdür. Niye? Çünkü PKK ile işbirliği yapıyor. Doğru mu? Doğru. Peki bu PYD'ye karşı Rusya'nın tutumu ne? Efendim biz Türkiye'nin güvenlik çıkarlarına saygılıyız. Bunlar umumi laflar. Bunlar herkes söyler. Bizden başka bu üç ülkeden PYD terör örgütüdür diyen çıkıyor mu? Çıkmıyor. Peki Rusya bu kadar gelişmeden sonra, Türkiye'nin bu kadar önemini gördükten sonra Moskova'daki PYD ofisini kapattı mı? Duymadık. PYD ofisinin duvarındaki Öcalan resminin indirilmesini işte sağladı mı? Duymadık. Anlatabiliyor muyum? Yani her ülke dış politikada maalesef bu dış politikanın çok da böyle sevindirici bir yüzü değildir. Esas olan ülkelerin menfaati. Yani Rusya'da, İran'da, Amerika'da, başka ülkelerde menfaatin neredeyse ona göre hareket ederler. Yani bizim politikamız sadece böyle zaman zaman gönüllü olarak karşılıksız bir şeyler vererek jest yapmak, insanların kalbini kazanmak filan. Şimdi bu başka alanlarda geçerlidir de diplomaside geçerli değildir. Örnek. Şimdi Venezuela'ya büyük destek verdik. Yani yapayalnız kaldı bir dönemde. Amerika'nın ve birçok ülkenin baskısına maruz kaldığı dönemde Maduro. Biz onlara çok büyük destek verdik, değil mi? Şunu istedik mi? En azından bir tek şey isteyebilirdik. Hoş şimdi mecliste yeterince çoğunluğu kalmadı Maduro'nun ama Maduro'nun meclis başkanı olduğu dönemde 2005 yılında siz Venezuela parlamentosunun Ermeni soykırımını açıkça kuvvetle destekleyen bir karar aldın biliyor musunuz? Ve bu kararda efendim Türkiye soykırımı kabul etmezse Avrupa Birliği'ne üye yapılmamalıdır denildiğini biliyor musunuz? En azından bu kararın geri alınmasını isteyebilirdik.
bu kadar destek sağlıyorsunuz. Bu kararın geri alınmasını istemiyorsa bu hükümetin sorunu, Maduro'nun sorunu değil ki. Tamam da yani... Bir ara verelim mi hocam? Yani hemen böyle yaptılar çünkü. Şunu bilelim ki yani böyle gelişmeler de olmuştur. Bu sizin en yakınlık gösterdiğiniz ülkeler de. Buna dikkat edin. Bir tek ülke var mı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan, sizin en büyük yardım yaptığınız, yüz milyonlarca dolarlık destek verdiğiniz ülkeler bir tanesi çıktı mı? Hocam vardı. Bizimkiler istemedi. Bundan 10 sene önce vardı. Ya Kıbrıs'ı tanıyalım diyenler vardı. Siz de biliyorsunuz. İşte işlerine gelmedi. Bunlara yani... Diplomasi kaydeder bir yere. Zamanı geldiğinde ister ama istemiyor. Bunlar biraz eski tabiriyle rüşveti kelamdır. Yani laf olsun diye söylenir. Hadi yap dediğin zaman da cesaret edemezler. Çünkü ne kadar büyük baskıya maruz kalacaklarını bilirler. Evet. 5 dakika ara vereceğiz. Devam edeceğiz. Arkadaşlar 5 dakika. Bir yere kıpraşmayın. Evet, televizyon gazetesinde artık at yarışlarında öyle denir. Son düzlüğe girdiler diye. Biz de son düzlüğüne girdik. Tabii değerli Onur Öğmen'e bugün sürpriz üstüne sürpriz yapacağım. O zannediyordu ki işte dış politika konuşacağız, diplomasi konuşacağız falan. Ben birinci bölümde ağırlıklı medya konuştum. İkinci bölümde hocam dış politika yerine iç politika konuşacağız. Niye? Çünkü siz sadece bir emekli büyükelçi değilsiniz. Aynı zamanda siyasetçisiniz. Siyasetçi olunca da çarşı karışık bu ara. Yani her tarafta çarşı karışık. Hangi partiye baksanız karma karışık. Hele CHP'de istifalar, bağırtılar, çağırtılar, o aday şöyle, bu aday böyleler, HDP ile gizli ya da görünür ittifaklar, şunlar bunlar. Sizin gözünüzde nasıl görünüyor bu yerel seçimler? Vallahi ben biraz tabii uzaktan bakmaya çalışıyorum. Ben biraz şaşırıyorum bütün bu tartışmaları. Yani bu tartışmalardan şu sonuç çıkıyor bu eleştirilerden. Yani bütün adaylar en iyi şekilde seçilseydi, en iyi adaylar tespit edilseydi hiçbir sorun kalmayacaktı. Öyle mi acaba? Yok, zannetmiyorum. Yani acaba mesele sadece bu mu? Yani işin esası şu. Şimdi biz referandumda ve geçen seçimlerde rejimin değiştirilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani Atatürk'ün kurduğu rejim bitti. Kimsenin bunda kuşkusu olmasın. Yani Atatürk bir başkanlık rejimini hiç düşünmüş müydü? Hayır. Başkanlık rejimine önerenlere karşı nasıl tepki göstermişti? Siz Atatürk'ün bu kadar kuvvetle tepki gösterdiği bir rejimin Türkiye'de şu veya bu şekilde kabul edilmesine, kabul edilmesini içinize sindirebilir misiniz? Demek ki siyaset olarak yalnız CHP değil, CHP gibi düşünen çok insan var başka partilerde de CHP'nin ilkelerine bağlı olan. Bizim hedefimiz ne olmalı? O zaman yeniden Cumhuriyet'in temellerine dönmek olmalı. Yeniden Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in esaslarına dönmek olmalı. Peki bu yerel seçimler şöyle veya böyle sonuçlansa böyle bir sonuç çıkacak mı ortaya? Yani Türkiye'nin genel siyasi gidişini etkileyebilecek mi? Etkileyemeyecek. Peki en iyi adayları seçseydik, en iyi adayları gösterseydik olabilir miydi? Bence gene olmazdı. Niye? Çünkü bu bizim elimizdeki son fırsattı. Bu son fırsatı o şekilde kullanabilirdik ki Türkiye'de yepyeni bir rüzgar estirebilirdik. Yepyeni bir rüzgar estirebilirdik ve bu şeyi, bu yerel seçimleri olağanüstü bir değişimin anahtarı haline getirebilirdik. Ve öyle bir sonuç çıkarabilirdik ki bundan artık erken genel seçim kaçınılmaz hale gelebilirdi Türkiye'de. Ama bunu nasıl yapabilirdik? Sadece iyi adayları göstererek mi? Yetmez. Yani şimdiye kadar başarılı olamadığımız ne varsa hepsini gözden geçirip tepeden tırnağa bir değişim yaparak partide, tepeden tırnağa derken kastettiğim genel başkandan yönetim kadrolarına kadar, başka kadrolara kadar yepyeni bir değişim, yepyeni bir söylem, yepyeni politikalar, yepyeni projelerle çıkıp halkın önüne, yani arkadaş bak artık biz şimdi yeniden CHP olduk. Ve bu yeniden CHP şunları şunları yapacak. İlk adımımız bu yerel seçimler olacak. Yerel seçimlerde işte bu anlayışla şöyle hareket edeceğiz ve arkadaşlarımızın bütün faaliyetlerinin arkasında partinin tam desteği olacaktır falan.
Şimdi bunu yaptığınız takdirde Türkiye'de her şey değişebilirdi. Ama bunun için değişim lazım. Yani Türkiye'de insanları en çok ürküten kelime nedir diye sorsanız, terör mü? Belki o kadar değil. Bir ölçüde evet. Efendim ekonomik bunalım mı? Evet ama o kadar değil. Bilmem efendim dış politika mı? O kadar değil. En çok insanları ürküten kelime siyasette değişim. Ötleri kopuyor insanların değişimden. Yani değişim dediğiniz zaman insanlar çok rahatsız oluyorlar. Yani değişim demek, yani demek ki benden daha iyisi olabilir. Niye olmasın? Bu konuda ben sizinle aynı fikirde olamayacağım, şundan olamayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi mesela Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra müthiş bir değişim yaşadı. Hatta şimdi amblemini değiştirmeye kalktı bir ara. Hatta bir ara işte kırmızı olan amblemi mavi falan yaptılar. Şimdi hatta bakın yeni CHP dediler kendilerine. Biz 1930'ların CHP'si değiliz dediler. İşte, bu değişim değil midir? Yani maalesef 1930'ların CHP'si değiliz demek istemiş olabilirler. Yani bütün mesele şu, değişim dediğimizden neyi kastettiğimiz belli. Yani Türkiye'nin gerçekten çağdaş bir demokrasi olması için, Türkiye'nin gerçekten ekonomik alanda, sosyal alanda, insan haklarında, işçi haklarında, bütün bu alanlarda, kültürde, eğitimde bambaşka çağdaş ülkeler arasında yerini alan bir ülke haline gelmesidir bizim kastettiğimiz değişim. Bu yoksa yani böyle amblem değiştirmekle falan parti değişmez. Hayır, Atatürk'ün Cumhuriyeti, Cumhuriyet Halk Partisi değildir resmen. Cumhuriyeti. 30'ların CHP'si işte nedir, Atatürk'ün CHP'si? Benim bu söylediklerimi sadece CHP için almayın. Hayır, diğer partiler için de bakın. Diğer partiler için de değişimi bayrak haline getiren hangi parti var? İktidar partisi mi? Efendim MHP mi? Başka partiler mi? Yani bütün partileri sayın. Hangi partide bir değişim rüzgarı esiyor Türkiye'de? Halbuki en çok ihtiyacımız olan değişim. Yani bunu bizim görmemiz lazım. Bakın şimdi İngiltere'de İşçi Partisi epey sıkıntı çekti, epey aşağılara düştü. Şimdi çok yükselişte, yani kamuoyu yoklamalarına göre %40 belki daha fazla. Niye? Çünkü politika değiştirdi. Şimdi artık Blue Labour diyorlar, Mavi İşçi Partisi. Ne demek o? Mavi yakalılara iniyorlar, sendikacılara iniyorlar, en yoksul kesimlere iniyorlar. Onların sorunlarını ön plana çıkarıyorlar. Toplumun genel gidişatına o şekilde temeldeki, tabandaki insanların beklentileri doğrultusuna yön vermek istiyorlar. Onun için yükseldiler. Başkaları yapamadığı için diğer sosyal demokrat partiler Avrupa'da baş aşağı gidiyor. Almanlarda, Fransızlarda hepsi böyle baş aşağı gidiyor. İskandinavlarda hatta büyük ölçüde. Ama İngiltere gitmiyor. Çünkü İngiltere'deki sosyal işçi partisi böyle. Şimdi diyeceğim şu. Değişim lazım dış politikada. Yani bu ayıp değil. Kardeşim siz teşekkür ederiz hizmetlerinize. Biraz da müsaade edin de başka arkadaşlar, başka fikirlerle, başka bir enerjiyle, başka yaklaşımlarla, daha toparlayıcı olarak partinin bütün gücünü bir araya getirerek, hepsini seferber ederek yepyeni bir hava yaratalım. Çünkü Cumhuriyet rejimi gidiyor. Atatürk'ün kurduğu rejim yokuş aşağı gidiyor. Farkında değil misiniz? Yani siz bu rejime içinize sindirebilir misiniz? Şimdi bakın bu şeyde yerel seçim kampanya sırasında bazı Türkiye'nin genel sorularından da bahsediyorlar değil mi? Nedir o genel? Mesela ekonomi. Ekonomi ne kadar kötüye gidiyor, patlıcan şöyle oldu, soğan böyle oldu filan. Yani bu sadece yerel seçim teması değil. Türkiye'nin genel ekonomi politikasını eleştiriyorlar değil mi? Söyledikleri bu. Peki niye Türkiye'nin genel siyasi durumunu gündeme getirmiyorsunuz? Niçin yeni bir anayasaya ihtiyacımız var? Bu anayasa değişiklikleri Türkiye'yi geriye götürür demokraside, insan haklarında diyerek bu vesileyle niçin bunu ön plana çıkartmıyorsunuz? İçimize mi sindirdik yoksa? Yani bu şeyi, değişimi olumsuz yönde bizim açımızdan değişimi içimize mi sindirdik? Onun için mi siz bu konuda ses çıkartmıyorsunuz? Yani bunlar aslında konuşulması gereken konular ama benim kanaatimi sorarsanız CHP tabii tarihi sorumluluğu itibariyle bu işe öncülük yapmalıdır, değişim sürecine öncülük yapmalıdır. Şöyle düşünebilir miyiz hocam? Ama diğer partiler de yani bizim şu ana kadar her yaptığımız doğrudur, aynı yolda devam edelim diye giderlerse işte alacakları sonuç bugün aldıkları sonuçtur en iyisi. Şöyle düşünebilir miyiz? Dünya 90'ların başlarında bir değişime uğradı, tek kutuplu bir hale geldi. Buna uygun olarak da işte küresel bir takım politikalar uygulanmaya başlandı. Liberalizm daha çok öne çıktı. Tek kutuplu dünyanın sonucu olarak işte ulus devletle küresel sermaye arasında bir kavgadır koptu.
Siyasi partiler de kendilerini buna göre konumlandırdılar. Şimdi dünya tekrar bir değişime uğruyor. Çok kutupluğa geçiyor. Buna uygun olarak ekonomik sistemlerde değişiklik olacak. Belki gümrük duvarları artacak. Belki ulus devlet yeniden ön plana çıkacak. Ama Türkiye'deki siyasi partilerin hiçbiri bu yeni değişim, yeni kurulan dünyanın farkına mı varmıyorlar belki de? Yani bakın, ben size şunu söyleyeyim. Keşke farkına varsalar. İşte ben bu size geçen programlarımızdan birinde söylediğim gibi, bu geleceği yakalama kitabını bunun için yazdım. Yani dünya nereye gidiyor kardeşim? Bu hızlı değişim içinde Türkiye'nin yeri neresi? Türkiye nerede? Türkiye'nin de bu çağa ayak uydurabilmesi için, bu çağdaşlık yarışında ön saflara çıkabilmesi için ne yapması lazım? Diğerleri ne yapıyor filan? Bunları yazdık bu kitapta. Ve bunları bilhassa siyasetçiler okusun diye yazdık. Yani 2-3 istisnasını bir tarafa bırakalım. Bu siyasetçilerin kaçı okudu? Bugün önemli mevkilerde olanlardan bir tanesi, ya okuduk yani gerçekten önemli şeyler yazmışsınız filan dedi mi? Demedi. Efendim, bunları genel başkanlar dahil gönderiyoruz insanlara. Değil mi? Okusunlar da yani bir belki yararlanırlar filan diye. En küçük bir şey yok. Yani aldık, teşekkür ederiz. En çok gelen mesaj aldıkça teşekkür ederim. Elinize sağlık filan. İşte bu kadar. Ama farkında yani orada ne yazıyoruz? Yani kapağını açtın mı? İçinde fiiristi okudun mu? Sonuç bölümünü okudun mu? Birkaç istatistiğe baktın mı? Ben ilk önce dizine bakarım. En sondaki. İsim adları dizini. Yer adları dizini var. Hocam ben okuduklarını ben de düşünmüyorum ama mesela bakın küresel sermaye ile ulus devletin kavgasında ulus devlet öne çıkmaya başladı. Ulus devlet kavgayı kazanıyor. Ama bizim siyasi partilerimiz bölücülerin oylarını nasıl alırızın peşine düşüyorlar. O zaman olmuyor işte. Oy alamıyorlar i̇şte o zaman. Bütün bunlar bakın yani böyle münferit eleştiride bulunduğumuz zaman o konuda bunu yapıyorlar, bu konuda bunu yapıyorlar, bu konuda şunu yapıyorlar filan diye eleştirebilirsiniz. Ama bir bütün olarak baktığınız zaman resme, bu resmin değişmesi lazım. Yani resmin şurasındaki şu boyayı düzeltsek o resim çok güzel bir resim olur. O noktaya geçti Türkiye. Yani resmi yeniden yapacaksınız. Ve bu yapacağınız resim, bu cumhuriyeti kuran insanların hayalindeki Türkiye'nin resmi olacak. Daha yoksa, da ilerisi olacak. Daha da ilerisi, yani hayalindeki Türkiye, ulaşmak istedikleri yerin, Türkiye'nin ulaşmak istedikleri yerin resmi olacak. Tamam ama bunu yapmak için sizin de o zihniyette olmanız lazım. O düşünceyi benimsemeniz lazım. O zihniyette olanların da önünü kesiyorlar. O dünya görüşünde olmanız lazım. Bakın mesela İlker Yücel'i tanırsınız siz. TGB'nin efsane başkanıdır. Aydınlığın başında 5 sene. Ya çocuğun namus, temizlik, şu, bu, mücadele, her şey var. Bakın bakalım, bir tek haberini okudunuz mu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vatan Partisi'nden. O zihniyet bunların da önünü kesiyor. Ben onu kastediyorum. Gayet tabii, ben demin örnekler verirken sadece bana böyle davranıyorlar değil miyim? Cumhuriyetçi düşünceyi savunanların görüşlerine yer yok. Bakın, yani ana akım medya dedikleri medyada Cumhuriyeti gerçekten savunucusu olan insanların görüşlerini engellemek için ne mümkünse yapıyorlar. Yok. Yani şimdi insanın çok tuhafına gidiyor. Açın akşam televizyonları, televizyona çıkan insanlar bakın, bunlardan kaç tanesi gerçekten Atatürkçü, Cumhuriyetçi görüşleri savunuyor. Birkaç arkadaş var bizim CHP'den katılan eski milletvekili arkadaşlarımız var filan. Onlar canla başla çalışıyorlar ama yani bir bütün olarak bakarsanız oraya çıkanların kaç tanesi böyle yürekten Cumhuriyeti savunuyor, laikliği savunuyor, gerçekten çağdaş bir demokrasiyi savunuyor, çağdaş bir ekonomiyi savunuyor, insan hakları, işçi hakları. İşçi hakları, birkaç tane sendikacı görüyorsunuz televizyonlarda. Değil mi? Dedik ki mavi yaka İngiltere'de işçi partisi. Yani kaç tane sendikacıyı görüyorsunuz, bütün bu konuştuklarımızı konuşacak, anlatacak. Nasıl oluyor da Avrupa ülkelerinde toplam gayri safi milli hasılanın %30'undan fazlasını sosyal amaçlı harcamalara harcıyor devletler de, Türkiye'de bunun yarısı. Türkiye'de %16 civarında. Nasıl oluyor da Avrupa ülkelerinde gelir dağılımı böyle de Türkiye'de bundan çok daha kötü. Bunlar temel siyasi tercihlerin sonuçları. Kendi kendine olma. Efendim fakiriz de onda. Onların daha çok parası var. Daha öyle değil. Daha çok parası olduğu için daha çok para harcamak başka iş. Bir de toplam gelirinin, kazancının, servetinin ne kadarını sosyal amaçla harcıyorsunuz o başka bir iş.
o açıdan baktığınız zaman işte bizim kitapta bunları anlatıyoruz. Görüyorsunuz ki Türkiye yarısı bunlar. Evet. Yarısı. Şimdi o bakımdan yani bizim yepyeni bir dünyaya doğru Türkiye'yi yönlendirmemiz lazım. O yepyeni dünya da çağdaş dünya. İnsan hakları, demokrasi, basın özgürlüğü, kadın hakları, kadın erkek eşitliği falan gibi konularda en çağdaş ülkelerle yarışabilecek bir Türkiye. Ekonomide yarışabilecek. Benim kanaatimi sorarsanız Türkiye bugünkü ekonomi göstergelerini hak etmiyor. Çünkü Türkiye'nin ekonomik birikimi bundan çok daha iyisini yapmaya müsaittir. Yeter ki siz o politikaları uygulayacak zihniyetle insanları iş başına getirin. Hem siyasette hem ekonomide ya hem de bürokraside. Yani bu bürokratik kadrolarla bunu yapabilir misiniz? Yani Atatürk ne yapmış? Ne diyorlar? Atatürk'ün en önemli özelliklerinden biri insan biriktirmek. Yani o işi en iyi yapacak insanı buluyor bir yerden çıkarıyor ve en önemli işin başına gelir. Milli Eğitim Bakanı yapıyor mesela adamı. Evet. Biliyor ki o adam müthiş bir eğitim devrimi yapacak ve yapıyor. Sizin yaptığınız ne? Yani öyle insanları bulup çıkaracaksınız ki Türkiye'yi geriye götürecek. Efendim eskinin hasretiyle tutuşacak. Bilmem işte malum insanlar artık ismen söylemeyelim ama ne yazık ki yani Türkiye bugün en çağdaş kafalı insanların hem yönetimde hem muhalefette en etkili yerlerde olduğu bir ülke haline gelmekten çıktı. Ne yazık yani. Ben ne yazık. Böyle birini buldum. Zaten uzun yıllardır tanıyordum. Bu kişiyi de İstanbul Belediye Başkan adayı gösterdi Vatan Partisi. Mustafa İlker Yüceli. Ya Cem Dikmen'i bağlayacaktınız. Ne oldu çocuklar? Bir şey söyleyecekmiş. Biraz sonra bir basın toplantısı yapacak. Basın toplantısını izleyelim mi? Ne üzerine biliyor musunuz? Mavi Vatan üzerinde. İstanbul'un üç yanı denizlerle çevrili. O denizlerden hiç yararlanılmıyoruz doğrudur. Bakın geçen gün Beylikdüzü'nden bir arkadaşımız vardı. Beylikdüzü'nde balık hali varmış. Benim bile haberim yok. Deniz otobüsü var mı dedim. Yok dedi. Niye? Başladı mı? Peki. Vatan Partisi İstanbul adayı İlker Yücel Mavi İstanbul projesini açıklıyormuş. Son durum Seda Anık. Evet Seda. Halil Nebiler merhabalar. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel İstanbul'a rengimizi veriyoruz dedi. Ve bugün mavi rengi yani Mavi İstanbul projesini açıklayacak. Birazdan açıklayacak saat 12'de. Ondan hemen önce Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen'le görüşeceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş bulduk. İstanbul'da seçim yarışına çok hızlı girdiniz. Önce Kartal'da çöken bina ile ilgili gündeme damga vuracak açıklamalar yaptınız. Ardından Mavi İstanbul projesini açıklıyorsunuz. Partiler arasında bu seçimle ilgili, denizcilikle ilgili ilk açıklamayı yapacak olan sizsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Muhtemelen ilk ve tek açıklamayı yapacak olan biziz. Çünkü diğer partilerin denizcilikle, Mavi İstanbul'la ilgili en ufak bir projesi olduğunu şu ana kadar duyumlayamadık ve hala yıllardır süre gelen aynı vaatleri, aynı yalanları devam ettirerek söylüyorlar. Sistem partilerinin 25 yıldır İstanbul'a kattıkları tek şey işte şu an çevremizde göreceğimiz grilikler. Kattıkları tek şey trafiğin daha yoğunlaşması. Kattıkları tek şey insanlarımızın daha büyük streslerle, daha büyük acılarla yaşamaya başlaması. Bizler de verilerle birlikte, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız verilerle birlikte Mavi İstanbul'u nasıl inşa edeceğimizi birazdan İstanbullulara duyuracak. Deniz ulaşımındaki yüzdelik dilimleri açıklayacağız, karadaki payını açıklayacağız ve İstanbulluların neye mahkum bırakıldığını gözler önüne sereceğiz. Bu seçimde diyoruz programlar yarışsın, bu seçimde adayların kendi şovları değil ya da adayların isimleri değil, partilerin programları yarışsın diyoruz. Çünkü diğer partilerin adayları da programları da yıllar yılı İstanbul'a hiçbir şey katmadı, acıdan başka hiçbir şey katmadı. İşte onların sistemleri Kartal'da çöktü, 21 vatandaşımızın canına kıydı. İşte onların sistemleri bütün bu İstanbul'u beton haline çevirdi, gri hale çevirdi. Ve onların karşısında Mustafa İlker Yüceli ile Vatan Partisi 7 Tepe 7 Renk İstanbul projesini açıklıyor. İlk projemiz olan Mavi İstanbul'u da tekneyle birlikte
açıklamak istedik. Teknede Boğaz'da açıklamak istedik. Kız Kulesi'ne gidiyoruz şu anda. Daha önce ilk açıkladığımız zaman belediye başkan adayımız bir şiirle bitirmişti konuşmasını. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiiriyle. Şimdi oğlumuz Galata Kulesi'ne, kızımız Kız Kulesi'ni istemeye geldik. Kız Kulesi'nde açıklamamızı yapacağız. Bundan sonra da diğer projelerimizi de İstanbul'un çeşitli yerlerinde daha somut insanlara, İstanbullulara anlatabilmek için bu tarz organizasyonlarla açıklamaya devam edeceğiz. Bizi takip edin diyoruz bütün İstanbullulara. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, Mavi İstanbul projesini açıklamasıyla ilgili Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İlker Yücel'in bir açıklama yaptı. Saat 12'de açıklamasını yapacak İlker Yücel. Kız Kulesi'nin önünde yapacak açıklamayı. Biz de şimdi teknedeyiz. O açıklamayı bekliyoruz. Tekrar bağlanmak üzere diyelim. Halil Nebiler, sözü size bırakalım. Kız Kulesi'nden mi? İnşallah hava iyidir ya. Yani ya Allah yardımcınız olsun bu havada Kız Kulesi'nin önünden teknede açıklama yapmak. Değil mi? Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün beklemediğiniz bir program oldu. Farkındayım. Ya bittim program der gibi bakıyorsunuz ama. Siyasette her şey hazırlıklı olacaksınız. Her şey hazırlıklı olacaksınız. Her konunun açılmasına hazırlı olacaksınız. Ve programın bir anda bitmesine de hazırlıklı olacaksınız. Değil mi? Siyaset böyle bir şey. Ama olsun, televizyon gazetesi daha en az 10 yıl burada. İnşallah. Daha sık sık çağıracağız sizi. İnşallah, inşallah. Çağıracağız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar, bir kitap göstereceğim size. Bakın, biraz önce de konuştuk, Suriye konuştuk, Irak konuştuk değil mi? Peki Atatürk ne diyordu Suriye-Irak konusunda biliyor musunuz? Ama ben Atatürkçüyüm. Nasıl Atatürkçüsün onun anlattığını bilmeden? Kaynak Yayınları Atatürk'ün bütün eserlerinden derlemiş, toplamış. Atatürk'ün Suriye ve Irak'la ilgili bütün konuştuğunu, yazdığını bu kitaba almış. Efendim, Kürtlerden konuşuyoruz değil mi? Dün Silopi'den bir arkadaşımız aradı. Ali Bey o kitaptan bana muhakkak gönderin. Tanıyorum da parası da yok. Garibim. Gönderin dedim bir tane, param orada istemeyin. Bilecek, okuyacak adam çünkü. Bilecek ki. Neyin içinde olduğunu, ne yaptığını, ne yapmadığını biz de bileceğiz. Atatürk ne diyordu Kürtlerle ilgili? Buradan öğreneceğiz, başka yerden öğrenmeyeceğiz ki. Kendisi yazmış, kendi kaleminden. Emperyalizm ve tam bağımsızlık. Ne diye bağırıyoruz miting meydanlarında? Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Nasıl tam bağımsız olunuyor? Ha? Kaynak Yayınlarından 5 tane kitap var böyle. 2500 lira değil ha. Ama baskısı iyi. Yani toplasan kaç para bunlar? 70 lira mı 80 lira mı ne? En iyisi aşağıda telefon numarası yazıyor. Oradan bir arayın ulusal gönülleri. Yardımcı olurlar size. Ama bunları okumadan Atatürk'ü anlamak, Atatürkçüyüm demek işte insanı bambaşka yerlere götürebiliyor. Atatürkçülük adına bilmem neyi destekleyebiliyoruz. Öğrenmek lazım. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın öbür gün yani hafta sonu dükkan kapalı. Pazartesi saat 10'da buradayım. Valla bugün isterseniz pazartesiye kadar ilk sayfalarını okumuş bile olursunuz bu kitapların. Pazartesi saat 10'da tekrar görüşeceğiz. Biraz kafanızı karıştırmış, biraz karamsarlığa etmiş olabiliriz gerçekleri anlatırken ama şunu unutmayın. Demirel'in bir sözü vardı, hocam bilir. Başınız bulutlara değecek kadar dik olsun. Çünkü biz kazanacağız. Biz kazanıncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider, bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.